Terörle mücadeleyle başlayalım isterseniz. Terör örgütü PKK, Kato Dağı'nı bir zamanlar Türkiye'deki Kandil olarak görüyordu. Hatta Türk askerinin Kato'ya giremeyeceğini dahi söylüyorlardı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri 2017 yılında bölgede Cumhuriyet tarihinin en önemli, en kapsamlı operasyonunu yaptı ve Kato bölgesi terörden, teröristlerden tamamen temizlendi. İsterseniz ben biraz Kato bölgesini anlatayım. 2800 metre yükseklikte. Şu anda Mayıs ayındayız. Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Ancak Kato'da, yani şu anda Mayıs ayında, kar kalınlığı tam 10 metre. Buna rağmen Mehmetçik büyük bir özveriyle vatanı savunuyor. Sıcak Nokta ekibinden Merve Güneş hafta boyunca bölgedeydi. Ben de çok merak ediyorum Merve'nin izlenimlerini. İsterseniz ekranlara gelsin dosyamız, başlayalım. Şırnak'ın 5700 nüfuslu Beytüşşebap ilçesi. İlçenin adı yıllarca terör olaylarıyla anıldı. Hendek terörü döneminde terör örgütü PKK yollarda kimlik kontrolü yapıyor, sözde halk mahkemeleri kurup yargılamalar bile yapıyordu. Beytüşşebap sınırları içindeki Kato Dağı'da örgütün Türkiye sınırları içindeki karargahlarından biri olarak görülüyordu. Arazi yapısı, terör örgütü mensuplarına gizlenme ve sızma imkanı da sağlıyordu. Çünkü Kato Dağı, metrelerce yükseklikte dik kayalardan ve sayısız mağaradan oluşuyor. Beytüşşebap halkının yaşadığı acılar ve terör örgütünün halkın üzerindeki baskıları 2017'de düzenlenen Kato operasyonuyla son buldu. Terör örgütü o dönemler Türk askeri Kato'ya giremez diyordu. Ancak Mehmetçik 2017'deki operasyonda Kato Dağı'nı teröristlerden tümüyle temizledi. Terör unsurları şimdi bu coğrafyada adım dahi atamıyor. ...2800 rakımlı Kato üst bölgesindeyiz. Cumhuriyet tarihinde terör örgütü PKK'ya ait en fazla mühimmatın ele geçirildiği 2017 yılındaki Kato operasyonunun hemen ardından kuruldu bu üst bölgesi. İkinci Kandil olarak adlandırılan bu zorlu topraklar artık tamamen jandarma komandoların kontrolünde. Operasyonlar sonucunda açılan üst bölgesinin güvenliği Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı Mezra Komando Taburu tarafından sağlanıyor. Mezra Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Kalkan ve bölük komutanları üst bölgesinde karşılıyor ekibimizi. Kato karlar altında. Ancak onlar için hava koşulları bir engel değil. Hava şartları ne olursa olsun arazinin her noktasına hakimler. Üst bölgemizin kuzeyinde Van Çatak sınırı, onun doğusuna doğru Van Gürpınar, Paraşin Yaylası, Beytüşşebap Merkezi, Hakkari sınırı kalmaktadır. Arkamda görmüş olduğunuz da Kato Dağı'dır. Batımızda Şırnak ili Besler Dereler bölgesi, onun kuzeyine doğru devam ettiğinizde Tahtereş Kayalıkları ve Siirt'in Pervayel ilçesi kalmaktadır. Bulunduğu coğrafya dikkate alındığında Kato Dağı bir dönem terör çemberinin tam merkezinde yer alıyordu. Ancak 19 Nisan 2017'de başlayıp 8 Ekim 2017'de biten operasyonda Türk askeri yüzlerce mühimmat ve teçhizat ele geçirmiş ve tam 183 mağarayı da imha etmişti. Kato üst bölgesinde şu an görev yapan her komando o günkü azim ve kararlılığı yüreğinde taşımayı sürdürüyor. Başta şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Paşa'mız olmak üzere diğer komutanlarımız, kahraman silah arkadaşlarımızın azim ve kararlılığıyla terör örgütü mensuplarının girilmez dedikleri Kato'ya inlerine kadar girdik, bölgeye üst bölgemizi kurduk. Bundan sonrasında da Allah'ın izniyle burada devamlılığımızı sürdürerek milletimizin bekasını, devletimizin bölünmez bütünlüğünü sağlayacağız. Korku nedir bilmeyiz! Korku nedir bilmeyiz! Biz dağların erleri! Biz dağların erleri! Yuva yaptık göklere! Yuva yaptık göklere! Baş döndüren yerlere!
Mayıs ayındayız ve Kato üstünde yer yer 10 metreyi bulan kar var. Metrelerce yükseklikteki kar kalınlığına ve sıfırın altında seyreden hava sıcaklığına rağmen komandolar daima göreve hazır. Şu anda istikamet Kato kayalıkları. Operasyon olmadığı zamanlarda hem kabiliyetlerini diri tutmak hem de olası bir sızma girişimine karşı intikallerini sürdürüyorlar. Kato Dağı'nın ihtişamını kar tüm beyazlığıyla örtse de komandolar teröristlere göz açtırmamak için aralık vermeksizin kontrollerini sürdürüyor. Arama tarama faaliyetleri, son teknolojiyle üretilmiş olan termal görüntüleme ve silah sistemleriyle ve insansız hava araçlarıyla destekleniyor. Bölgenin arazi yapısı ve rakımı dolayısıyla en önemli şeylerden biri de eğitim. Arkadaşları gece istirahat ederken onları her 15-20 dakikaya bir kontrol etmesi önem arz eder. Komandolara burada şiddetli soğuklarda ve derin karda harekat eğitimi de veriliyor. Jandarma komandolar bu topraklardan terörün kökünü kazımak için canlarını ortaya koyuyor. Elbette şartlar hiç kolay değil. Hava karardığında bölgede zifiri bir karanlık hakim oluyor. Gündüz sürekli devam eden güvenlik kontrolleri yerini gece görüş sistemlerine bırakıyor. Şu anda komandoların yaşam alanındayız, yani konteynerler bölgesinde. Yapımı bir sene süren ve son teknolojik teçhizatla donatılmış bir alan burası. Barınma alanları dışında silah ve görüntüleme sistemlerinin komuta edildiği bölümler ve harekat merkezi gibi son derece önemli kısımlar da yine bu alanda bulunuyor. Üst bölgesi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Aselsan'a yaptırıldı. Son sistemlerle korunan zırhlı bir alan burası. Sürekli devam eden operasyonlar sonrası Mehmetçiğin bir arada olduğu tek yer bu yemekhane. Allah'ım olsun! Allah'ım olsun! Milletimiz var olsun! Milletimiz var olsun! Afiyet olsun! Sağ ol! Burada vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, devletimizin bekası için çok zor şartlarda görevimizi ifa ediyoruz. Ben eşime, çocuğuma ve tüm sevdiklerime buradan selamlar yolluyorum. Biz burada iyiyiz, bizi merak etmesinler. Sızma girişimlerine karşı gece görüş kameralarıyla incelenen arazide şüpheli bir durum olduğunda harekete geçiliyor. Topçu, akım 1. Anlaşıldı. Kato kayalığı karkol gediğinde hareket hızı kaynağı tespit ettik. Bölgeye atış altına almamız uygun olur, tamam. Anlaşıldı. Top başına, top başına! Anons geçilen koordinatlar önce aydınlatma fişeğiyle belirleniyor. Daha sonra top atışları başlıyor ve bölgenin güvenliği sağlama alınmış oluyor. Bir zamanlar PKK'nın ikinci Kandil dediği, terör faaliyetlerinin ana merkezi olarak kabul ettiği Kato, bugün dosta güven veriyor, düşmana korku salıyor. Her zaman her yerde, daima hazır, komando! Ölmez! Ölmez! Burada imkanlar ve şartlar ne kadar zor olsa da bizler yılmadan usanmadan görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Ve bizlerden hiçbir zaman için dualarını eksik etmeyen, kalbinde vatan aşkı, bayrak aşkı olan herkese, aileme, sevdiklerime, memleketim Niğde'ye selamlarımı gönderiyorum. Bizler burada görevimizin başında olduğumuz sürece bayrağımız inmeyecek, ezanımız dinmeyecektir Allah'ın izniyle.